Biz ikimiz de aslında Hakan'la beraber son zamanlarda duo olarak işler üretmeye başladık. Son zamanlardan kastım son aslında 2 yıldır ortak üretimler olabildiğince fazla gerçekleştirmeye başladık. Çünkü hem bir partner olarak hem aynı evi paylaşan, aynı atölyeyi paylaşan insanlar olarak bir şekilde merak ettiğimiz, araştırdığımız konularda aynı olabiliyor. Ve bu noktada bir takım ortak noktaları hep kendi anlatmak istediğimiz şekilde yönlendirebiliyoruz. Bireysel projelerimiz devam ederken duo olarak da bir yandan işte üretmeye devam ediyoruz. Ben böyle kısaca kendi üretimimden bahsedecek olursam, benim üretim merkezinde beden var. Bedenle bir derdim var. Benim için beden çok politik bir alan. Beden imkan sahası, bedenin yüzeyi. Ve bedene şöyle bir yerden bakıyorum. İkilikleri aşan bir yerden bakmaya çalışıyorum. Kadın erkeği, işte güzeli çirkini, işte baş vücut. Çünkü işte patriarka her zaman düşünmeyi başa atfeder ama beden de düşünür. Bedene bakış açım biraz böyle. Serüvenim fotoğrafla başladı daha çok. İşte beden fotoğrafları çekerek başladım. İşte kumaş baskılardan, Polaroid, Fujifilm baskılardan çok faydalanıyorum. Bu serimi de sergilerken tam pandemiye denk geldi ve fiziksel olarak sergileyemedim. Bu noktada Ahmet Rüstem benim üretimlerim için 3D bir mekan tasarladı ve bu mekana benim eserlerimi yerleştirdik. Ve böyle bir solo sergi yapmıştım. Pandeminin başıydı tabii, yani o zaman 2020 yılıydı Evet, tam tam. pandeminin patladığı süreçteydi. Sergi işte cep telefonlarından, bilgisayardan, işte varsa VR gözlükten deneyimlenebilen bir Bu sergiydi. Dijitalin avantajı olarak şöyle şeyler ekledik sergiye. İşte tüm eserlerin işte bilgilerini görebiliyor izleyici, içinde dilediği gibi gezebiliyor. Ekstradan şeyi gösterebilirsek aslında en başta. Mesela en başa bir kütüphane koydum. Çünkü benim sergi Şu gezdiğimde kısımdaki. merak ettiğim bir şeydi. İşte sanatçı üretim yaparken işte neler okuyor, işte nelerden etkilenmiş ya da daha önce neler üretti. Onun için bir kütüphane yerleştirdim. İzleyici bu deneyim sırasında oralara tıklayarak işte merak ettiği o ipuçlarına da ulaşabiliyordu bir yandan. Tabii Ulaşabiliyordu ve böylelikle portfolyolarıma da geçmiş ulaşabiliyordu. üretimlerin arasında, yeni sergi arasında bir bağ da kurabiliyordu. Tabii bu sergiyi artırmış gerçekliğe dönüştürememiştik. Aslında VR bir oyun deneyimine de dönüştürememiştik. Çünkü o zamanlarda gerçekten de web'de çok uzun süreler her bilgisayar kaldırmıyordu. Yani web bazlı bir 360 derecelik içinde dolaşabildiğimiz bir deneyimi çok kolay herkesin bilgisayarlarında açılamadığını fark etmiştik. Ve bu noktada biraz daha Google haritalar yöntemiyle bir çözümün hem telefondan hem tabletten hem bilgisayarlardan daha kolay bir şekilde erişilebilir olduğunu düşünerekten sadece hani 360 derece modellemiştik ama bunu bir oyuna dönüştürmemiştik. Orada şöyle bir trik yaptık. Bunun 360 derece renderlarını aldık fotoğraf olarak. İzleyici aslında fotoğrafın içinde dolaşıyordu. Aslında 3D dünyada dolaşıyormuş hissi içinde ama aslında bir fotoğrafın içinde dolaşıyordu. Yine üretimlerim beden merkezinde devam ederken fotoğraf çok ilgimi çekiyor. Beni heyecanlandırıyor ama bir yandan sanal kameralar beni daha fazla heyecanlandırmaya başladı. Bu 3D dünya, 3D dünyanın imkan sahası, 3D tekstürler üzerine çalışmaya devam ettim. Bu sanırım sergilediğim benim ilk AR işimdi. Contemporary İstanbul'un dijital sanata ayrılan kısmı diyebilirim. Plugin'de, Esra Özkan küratörlüğünde 2021 yılında sergilediğim işlerdi. Tekstür üzerine çalıştığımı söylemiştim. Buralarda böyle teknik detay vermem gerekirse kendi bedenimden çektiğim makro fotoğraflardan dijital tekstürler üretiyorum. Bunun için çeşitli yazılımlar kullanıyorum. Bilmiyorum ne kadar ayrıntıya girmeliyim. Yani teknik detaylar da verebilirim dilerseniz kullandığım yazılımlar vesaire. Burada Alchemist'i kullanıyorsun, değil mi işte şeyde? Substance Alchemist'te materyal üretiyorum. Çektiğim fotoğrafları o materyallerle birleştirip sonrasında Substance Painter'da boyuyorum onları. Render motoru olarak da işte Lumion'da kullanıyorum. Cinema 4D'de kullanıyorum. Unreal Engine'de kullanıyorum. Karakterlerimi genellikle Character Creator'dan ya da DAZ'dan çekiyorum.
DAZ'ın içinde de renderler alıyorum. Burada da baskıların yanında videoyu tekrar oynatabilir misin? Hı hı. Burada da hareketli bir AR heykel vardı. İzleyici iki baskıyı görüyor ve boş bir kaideyle karşılaşıyordu. Kaidenin üzerinde bir kare kod vardı. İzleyici kare kodu cep telefonuna okuttuğunda onu App Store'dan Adobe Aero'yu indirmeye yönlendiriyor. O uygulamayı indirdikten sonra o işte kaidenin üzerine pinleyip bu hareketli heykeli deneyimleyebiliyordu. Hı hı. Aslında burada bir deneyimleyici olmadan o iş yoktu. Bu fikir benim çok hoşuma gitti. Onun için bu çalışmayı yapmıştım. Buradaki dezavantajlardan bir tanesi ama sergileme konusunda işte sadece tablet bazlı. O evet. Zaman Aero sadece işte 2021'in başlarıydı ve sadece tabletle çalışıyordu. Telefonlarda da çalışmıyordu. Sanırım o zaman iPhone 13 tabii, vardı galiba. Tabii iPhone'da o zaman lidar orada yoktu. Lidar olmadığı için Adobe Aero lidar altyapısıyla çalışıyor. Bir lidar sensörü olması gerekiyor cihazda. O işte uzaklığı algılayarak yeri pinlememize ve bu 3D nesneyi oraya koymamıza imkan tanıyor. Yani kısaca orada aslında şeyin ikiliğini yaşamış olduk. Yani gerçekten herkes deneyimleyebilecek mi bu işi, yoksa elinde sadece tablet olan birileri mi deneyimleyebilecek noktasında bir karar vermek gerekiyordu. Ve bunu ancak şeyle çözdük. Şimdi fuar sürecinde orada bulunarak tabletimizle hani o şekilde izleyicilere, deneyimcilere deneyimleterek yapmak gerekiyordu. Hani bu noktada belki sizler de geleceğe dair artılmış gerçeklik deneyiminizi, sanat eserinizi veya yapmak istediğiniz ticari herhangi bir işi tasarlarken gerçekten de kimlerin deneyeceğini, nasıl deneyimleneceğini çok iyi hesaplamak, göz önünde bulundurmak lazım. Bence birkaç yıla kadar tüm bu sorunların hepsinin ötesine çoktan geçmiş olacağız. Yani bu konuştuklarımızın hiçbir geçerliliği kalmayacak ama yine de dikkat etmekte bence fayda var. Yani daha kapsayıcı olmak için, daha herkese ulaşılabilir bir yapı oluşturabilmek için bence bunları göz önünde hep bulundurmak gerekiyor. Bu da yine plugin'den bir AR heykeldi. Yine sadece tabletle deneyimlenebilir durumdaydı. Tabii uygulamalar zamanla gelişiyor. Böyle bakınca bana da bazen böyle çok eski teknoloji geliyor bazı şeyler. İşte tekstür kaliteleri daha yükseldi. Çünkü işte içine yükleyebildiğimiz işte tekstür boyutları arttı. Böylelikle işte daha ayrıntılı tekstürler yükleyebiliyoruz. Hı hı. Veya ışık kondisyonları düzeldi. İşte burada mesela standart tepeden bir ışık varmış gibi aslında Adobe Aero öyle davranıyor ve yere öyle bir gölge düşürüyor. Sonrasında bir bu kadar dijital beden üzerine çalışıyorken bir dijital insan projesinde çalışma şansı yakaladım. Sevgili Bager Akbay'la çalıştık Aypere projesinde. Tüm görselleştirmesini, işte 3D renderlarını, karakter tasarımını yaptım projenin. Aypera'nın işte hal ve hareketleri konuşmalarında da arka planda yapay zeka kullanıldı. Çok keyifli bir projeydi. Ona da değinmek istedim. Beden üzerine düşünmeye, araştırmaya, kafa yormaya devam ederken daha realistik tekstürler, bedenin mekanla olan ilişkisi üzerine düşünmeye başladım. Bunlar son dönem işlerimden. Bunlarda post proses var ama önceliği mesela hepsi Dust 3D renderları. Ben de kısaca hani kendi pratiğimden ve neden yüzeylere bu kadar çok ilgi duyuyorum, yüzeyleri dönüştürmeye bu kadar çok ilgi duyuyorum kısaca bahsetmek isterim. Ben de böyle çok şanslı bir çocuk olarak aslında arkeolojiyi her zaman yerinde deneyimleyen bir çocuk olarak büyüdüm. Çünkü hep sit alanları içerisinde büyüdüm. Hem Adana'da hem Mersin'de sürekli olarak birinci dereceden arkeolojik sit alanları içerisinde büyümüş olmak benim arkeolojik varlıkları ve müzede değil de yerinde deneyimlememi sağladı. Şu gördüğünüz sağdaki görsellerin hepsi benim akrabalarımın bahçelerinden olan işte korintik sütunlar, bazilika parçaları, lahit parçaları vesaire. Bir yandan Adana'da doğduğum mahalle, büyüdüğüm mahallede bu şekilde çok böyle birbirine geçirgen, çok gece konduvari, çok eklektik olduğunu düşündüğüm yapılar vardı. Gerçekten de birbirine eklenen katmanların çok net olarak gördüğümüz bir yapı vardı. Sonrasında benim eğitim tabii ki de iç mimarlık. İç mimarlık eğitiminin ardından da ben sahne tasarımı konusunda uzmanlaştım ve çok uzun yıllar sahne tasarımı sektöründe kamera için alan tasarımı uyguladım. Sahne tasarımı tabii ki çok
güzel bir dünya. Çünkü çok farklı materyallerle oynuyorsunuz. Sürekli bir şekilde bir malzeme yolculuğuna çıkıyorsunuz. Aslında mimaride deneyimlediğiniz malzemeleri farklı amaçlarla nasıl kullanabildiğinizi görüyorsunuz. Ya da minik bir alüminyum folyonun kamerada ne kadar güzel etkiler yaratabileceğinin büyüsünü kapılıyorsunuz. Yani çok güzel bir dünya sahne tasarım dünyası. Çünkü tam bir böyle mış gibi yapma dünyası. Tam bir illüzyon dünyası. İnsan gözünün deneyimlediği şeyin dışarısında kameranın gördüğü şeylerde bambaşka dokular, bambaşka tekstürler, bambaşka katmanlar yaratan harika bir dünya. Bu noktada çok fazla televizyon stüdyoları tasarladım, çeşitli kanallarla çalıştım. Hala yine televizyon stüdyosu tasarlamaya, haber stüdyoları tasarlamaya devam ediyorum. Yine sahne tasarımının bana en büyük artılarından biri LED'lerle ilk defa karşılaşmak oldu. Yani gerçekten de Türkiye'ye LED dediğimiz teknoloji ilk defa sahne tasarım sayesinde geldi ve bu 2007-2008 yıllarını buluyor. 2007-2008 yıllarına baktığınız zaman aslında kamusal yapılarda veya alanlarda, reklamcılıkta da çok az LED teknolojileri görebiliyorsunuz. Yani LED ekranların daha yeni yeni Türkiye'ye girdiği yıllar. Biz böyle ilk kullananlardan biri olduğumuz için ben böyle kendimi her zaman çok şanslı hissediyorum o konuda. LED'ler deyince de beni yine her zaman yüzeylerin böyle ötesine götürüyor LED'ler. Çünkü gerçekten mozaik parçalarıyla LED'ler arasında muazzam bağlar olduğunu düşünüyorum. LED'ler biliyorsunuz ki diyot denilen minik ampulcüklerden oluşur, akıllı çiplerden oluşur ve bu çipler ne kadar sık dokunurlarsa bize o kadar yüksek çözünürlüklü bir imaj sunarlar. Ne kadar geniş aralıklar varsa bu şeyler arasında çok daha düşük çözünürlüklü imajlar görürüz. Aslında piksellerle günümüzde kullandığımız dijital imgelerle mozaikler arasında muazzam bağlar olduğunu düşünen sanatçılardan biriyim. Ve mozaiklerin şey noktasını da çok seviyorum. Mozaikler her zaman böyle üçüncü boyuta ulaşma arzusuyla hareket ediyorlar. İşte burada dikkat ediyorsanız bu izometrik küpler, dışarı çıkmaya çalışan bütün parçalar, renk oyunları, gölgeler vesaire gibi şeyler tamamen hani o yüzeyin ötesine çıkma, yeniden bir yüzey oluşturma, yeniden bir katman oluşturma üzerinde bize bir takım aslında ipuçları veriyorlar. Bu da beni çok daha böyle yine birazdan bakacağımız gibi biz insanlar olarak aslında mağara döneminden bugüne yüzeyleri nasıl dönüştürdük biraz oralara götürüyor. Yine hızlıca bir kendi işlerimden bahsetmek istiyorum. Az önce bahsettiğim hani çözünürlük, o tesara dediğimiz minik parçacıkların şeylerine bakacak olursak bence müthiş bağlar var piksel ve dijital sanatla. Ben 2000 aslında ilk dijital araçlarla 2004 yılında ilk dijital araçlar kullanmaya başladım. 2006 yılından bu yana da profesyonel bir derecede 3 boyutlu modelleme vesaire yapıyorum. Burada bir bölebilirim. Ben heyecandan böyle eğitimimden falan bahsetmeyi komple unuttum. Söyle. Ben makine mühendisliği mezunuyum aslında. Benim de 3D ile tanışmam böyle 2009 yılında falan oldu. Üniversiteye başlayıp programlar öğrenmemle. İşte sonrasında fen fakültesinde bir yüksek lisans yaptım. Bir yandan estetik üretimlerime devam ederken böyle kurumsalı işte her şeyi bırakıp sanat tasarımda, iletişim tasarımı ve gösterge bilimde bir yüksek lisans yapıp aslında kariyerimi tamamen değiştirdim. Benim de öyle bir serüvenim var. Böyle araya gireyim dedim. Süper oldu. Ben de bahsettiğim gibi 3 boyutlu programları gerçekten hani 3ds Max'in böyle ilk yapılarından bu yana sürekli bir şekilde Max'le başlamıştım ben 3 boyutlu yazılım yolculuğuna. Sonradan Maya, işte Cinema 4D gibi programlar da devreye girmişti. Sürekli bir şekilde tabii ki de hepsinin her şeyini öğrenmek çok mümkün değil. Günümüzde de tabii ki Unity, Unreal Engine, Blender vesaire derken bu çeşitlilik çoğalmaya başladı ve her birimiz bence birçoğunu yavaş yavaş ben her şeyden birer parça kullanmaya başlıyoruz. Bazı şeyleri Cinema 4D'de çok kolay yapabiliyoruz. Bazı şeyleri Max üzerinde hala kolay bir şekilde inşa edebiliyoruz. Bu yüzden bence o süreci de takip edebiliyor olmak. Hani şu daha kötü tekstürlerden daha iyi tekstürlere, günümüzde biraz daha iyi tekstürlere doğru yolculuk. Hani benim o yüzden o anlamda hoşuma gidiyor. Bahsettiğim gibi ben izler peşine düşen bir sanatçıyım. Hani ve izleri takip etmeyi seviyorum. İzlerin mekanlar üzerinde bıraktığı duyguları yorumlamayı seviyorum. Yeniden yorumlamayı seviyorum. Ve cinsiyet, mekan çalışan queer bir sanatçı olarak da daha çok queer alanlara odaklanıyorum. Sauna sergisi yine 360 derece bu serilerden bir tanesiydi. Hem artırmış gerçeklik hem VR olarak şekillenmiş sergilerden bir tanesiydi pandemi sürecinde inşa ettiğimiz. Birazdan sauna'nın detaylarına da girerim. Ama bahsettiğim gibi hemen yüzeylere bir hızlıca giriş yapıp şöyle bir şey konusunda ki Berk de burada sanat tarihi mezunu olduğu için bence onun da çok yatkın ve etkin olduğunu düşünüyorum bu konularda. Neden artırılmış gerçekliğe ihtiyacımız olacak gelecekte biraz onu daha net anlayabilme üzerine ben biraz geçmişe gitmeyi seviyorum.
insanlar olarak mağara döneminden bugüne her zaman yüzey üzerinde iz bırakmayı sevdik. Hani burada tabii ki de yazılı olmayan bir dönemden bahsediyoruz ve herhangi bir şekilde yorumlanabilir. Çok güzel yorumlamalar da var mağara resimleriyle ilgili ama genel olarak baktığımızda mağara yüzeylerine bir iz bırakma, bir hikaye anlatma, belki bir plan yapma, belki bir ritüel, çok çok farklı amaçlarla kodlandırabileceğimiz, tanımlayabileceğimiz bir şekilde yüzeyin üzerinde lekeler bırakmaya başladık insanlar olarak ve bunu yaparken çoğu zaman doğal nesneleri kullandık. Günümüzde çok güzel araştırmalar var aslında mağara yüzeylerinin ilk animasyonlar olduğu üzerine. Çünkü mağara yüzeylerinin o bütün o dokulu yapısı, kaya yapısı, girintili çıkıntılı yapısı ve üzerinde bir mum ışığıyla aydınlanan bütün o titremeler, rüzgarla oluşan bütün titreşimlerin ve belirli kontürlerin, özellikle şuradaki gördüğünüz gibi bazı hatlarda ışığın bazı yerlerden geldiğinde gölgeleri daha yoğunlaştırdığı kontürlerin animasyonun böyle ilk atası olduğuna dair bir takım araştırmalar da mevcut. Bu nedenle beni çok heyecanlandırıyorlar. Hemen sonrasına baktığımızda insanlar olarak biraz daha kabartılı şeyler yapmaya başlıyoruz. Biraz daha reliflere geçiyoruz ve biraz daha artık boyut kazandırmaya başlıyoruz bu yüzeyler üzerine. Yine hikayelerimizi aktarırken, bilgi aktarırken kabartılı yüzeylerle, rölyeflerle, daha boyutlu yüzeylerle, ışığı, gölgeyi de işin içerisine ekleyerek bir takım unsurlar eklemiş oluyoruz. Duvar resimlerine baktığımızda yine aynı şey söz konusu. İç mekan resimlerine bir bakıyoruz ki dış mekanı taklit eden, aslında sahne tasarımında da çok kullandığımız tekniklerden bir tanesidir bu. Dışarısı varmış gibi gösteren, yine bir mış gibi yapma sanatı olarak aslında yine duvar resimlerini kullanıyoruz ve iç yüzeylerde tekrar bir katmanlar oluşturarak, işte boyutlar oluşturarak, gökyüzü oluşturarak, sahte sütunlar vesaire, gölgeler, formlar oluşturarak yine yüzeyin üzerinde bir hikaye anlatıyoruz. Yüzeye bir şey eklemiş oluyoruz. Ahazen benim çok sevdiğim bir optik araştırmacılardandır. Çok ilginç yapıları var onun da yine optik üzerine. Bir göz atmanızı isterim özellikle. Pinhole tekniğinde bence bulan insanlardan biri olarak ilginç, hani yüzeyleri dönüştürme üzerine çok önemli çalışmaları vardır. Yine az önce bahsettiğim gibi hani mozaiklerle yüzeyleri kırma, yüzeyler üzerinde bir illüzyon yaratma, bahsettiğim gibi renklerle, formlarla, izometrik küplerin böyle dışarı doğru çıkışıyla, bir içeri giriş, dışarı çıkış yetisiyle yüzeyleri yine dönüştürüyoruz. Özellikle yapılara baktığımızda, özel mülklere baktığımızda, kamusal yapılara baktığımızda yine aslında iki boyutlu bir yüzeyin üzerindeki o tekniklerle, çeşitli illüzyon teknikleriyle nasıl üç boyutluymuş gibi göründüklerini, nasıl böyle daha farklı göründüklerini algılamamız mümkün. Hani Sistine Chapel'i vesaire gibi örneklerde yine dünyada bunları en net algıladığımız örneklerden bir tanesi. İnsanlar olarak yine yetmiyor. Hani bu resimle de duygunun ötesine geçme üzerine gerçek insan kemikleri kullanarak aslında insanlar üzerinde başka tahakkümler kurduğumuz bir takım kilise yapıları da inşa edebiliyoruz. Özellikle biraz daha Doğu Balkan ülkelerine baktığımızda bu yapılar çok karşımıza çıkıyor. Yine hani yüzeyler üzerinde daha boyutlu şeyler kullanmaya başlıyoruz. Vitray yine bence bunlardan çok önemli örneklerden bir tanesi. Gün ışığını kullanarak yüzeyler üzerinde mekan içerisinde bambaşka bir hikaye anlatım biçimi olarak yine yüzeyleri dönüştürme adına insanların bulduğu çok etkileyici sistemlerden bir tanesi. Günümüz müzelerinde çoğu zaman dioramalarla, taksidermilerle karşılaşıyoruz ve bunlar da bize üç boyutlu bir şekilde var olan bir coğrafyayı işte betimlemek istiyorlarsa daha boyutlu bir şekilde yüzey anlatımı sağlamış oluyor. Peter Kröger benim çok sevdiğim sanatçılardan bir tanesidir. O da böyle iki boyutlu yüzeylerde üç boyutlu formlar varmış gibi çizgiler, müdahalelerde bulunan bir yerleştirme sanatçısı. Onun da yine çalışmalarına baktığımızda aslında bir çağdaş sanatla da birçok sanatçının üçüncü boyuta ulaşması üzerine bir takım etkiler görebiliyoruz. Felice Varini vesaire gibi isimler de yine bunlara iyi örnek olabilir. Günümüzde çok seviliyor biliyorsunuz ki özellikle projeksiyonlu sergiler, projeksiyonlu artık yüzeylere dönüştürmeye başladık. Çünkü yüzey dediğimiz şey biraz önceki örneklerde gördüğümüz gibi stabil bir şey değil artık. Hani sadece orada sakin bir şekilde durmuyor. Projeksiyon sayesinde onu yeniden dönüştürebiliyoruz, oynatabiliyoruz. Üzerinde hareketler oluşturabiliyoruz, videolar. Yani her an daha akışkan mekanlar yaratabiliyoruz aslında. Yine insanlar olarak bu merakımız hiçbir şekilde bitmiyor. Hani LED ekranlar, yüzeyler deyince aklımıza gelen ilk örneklerden birisi biliyorsunuz Times Meydanı'dır. Buraya baktığımızda 2019'da çok böyle tatlı bir LED ekran şeyi var. Bunu paylaşmak isterim.
Hani LED ekranlar da artık yani düz yüzeyler değil. Onlar da çeşitli akslarla üçüncü boyuta ulaşmaya çalışıyorlar. Böyle bir kaygıları var. Bu 2019'da Times Meydanı'na yerleştirilmiş LED ekranlardan bir tanesi. Her ne kadar sadece böyle XYZ akslarında hareket eden bir LED ekranı olsa da bence geleceğin LED ekranlarına dair küçük ipuçları veriyor. Çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. LED ekran teknolojisi olduğunu düşünüyorum. Tabii 2022 yılında, hatta 2023 oldu, çok daha iyileri yapılmış durumda. Çok daha gerçekçi. Şimdi drone'ları kullanıyoruz biliyorsunuz ki drone'ları artık senkron bir şekilde hareket ettirerek yeni yüzeyler oluşturuyoruz. Gökyüzünde yüzeyler oluşturuyoruz vesaire. Burada bahsettiğim gibi tamamen hani öne ve arkaya giden akslardan oluşan bir takım boyut ekleme durumu söz konusu. Yine de ben oldukça böyle yüzeylerin hani o dönüşüme, mekana dahil olma noktasında çok heyecan verici buluyorum bu gelişmeleri. Yine sevdiğim örneklerden bir tanesi Megafaces'ti. Megafaces kış olimpiyatlarında 2020 olması gerekiyor. Bir insan yüz datalarını alarak böyle dış cepheye aktaran bir etkinlikti aslında. Böyle insanların yüzlerinin fotoğrafını çekip onları pikselleştirip piksellerle bütün o bulb şeklindeki LED duvara yansıtıldığı bir şeydi. Etkinlik tasarımıydı aslında. Yine burada da ama hani şey örneği için seviyorum. Yüzeyin üçüncü boyuta ulaşması örneği için çok böyle sevdiğim örneklerden bir tanesi. Bu şekilde Megafaces olarak ışıklı ve ışıkların çeşitli dimlenme hareketleriyle ilginç yüzeyler oluşturan bir bence şehir ölçeğinde bir deneyimdi bu. Tabii tüm bunları hani anlatmamın ve aktarmamın asıl nedeni işte bütün bunlara gerçekten ihtiyaç kalacak mı? Hani tabii ki de ihtiyaç kalacak ama bunlara paralel neler inşa edilebilir? Ve tüm bu teknolojiler kendilerini geliştire dursunlar. Bir yandan biz yüzeyler üzerinde yeniden nasıl bir şeyler inşa edebiliriz, nelerle inşa edebiliriz üzerinden artırılmış gerçekle yavaştan artık giriş yapmaya başladık. Hani dünya olarak son yaklaşık 25 yıldır, 30 yıldır artırılmış gerçeklik üzerine çok fazla yol kat edildi. Ama son birkaç senedir artık telefonlarımızla çok kolay artırılmış gerçekliği deneyimleyebildiğimiz için bambaşka bir yolculuğa doğru gidiyoruz. Burada tatlı bir şey, Hyperreality isimli bir örnek var. Hani artırılmış gerçekliğin gözlüklerle, telefonlarla nasıl hayatımıza entegre olacağına dair minik bir aslında örneklendirme. Çok böyle şey buluyorum, tatlı buluyorum şeyi. Gerçekten çevremiz nasıl informasyonla dolacak? Biraz abartı bir örnek tabii ki de bu ama. Ama AR'ın tam da gerçekten neredeyse belki bu kadar coşkulu olmasa da bizim için bu kadar faydalı şeylere dönüşeceği ortaya çıktı yavaş yavaş gözlükler sayesinde. Özellikle şu hani yolları bulma, sağa sola gitme, yol tarifi, reklamlar. Belki az önce işte Times Meydanı'nda gördüğümüz OLED ekran örnekleri yerine başka 3D nesneleri yüzeyler üzerinde deneyimliyor olacağız. Belki bir markette işte promosyon olan ürünlere daha doğru yönlendiriliyor olacağız. Tüketim sektörünün çok ilgisini çeken şeylerden, araçlardan bir tanesi artırılmış gerçeklik. İşte nerede indirim var, nerede şey var, hangi paketin üzerinde ne gibi bilgilere ulaşıyoruz. Çünkü ambalaj sektöründe çok kullanılmaya başladı artırılmış gerçeklik. Yavaş yavaş Türkiye'deki birçok ambalaj şirketi de AR konusunda inanılmaz atılımlarda bulunuyor. Şimdi işte Metaverse'den konuşuyoruz. Aslında belki Metaverse'ü böyle deneyimliyor olacağız. Ya da hali hazırda Instagram üzerinden zaten Metaverse'ü deneyimliyoruz. Burada işte bir sürü imge çok yorucu görünüyor bana ama düşündüğümde şu an Instagram da böyle bir şey. Yine oraya imgeler dünyası. Bu böyle dediğim gibi hani şey bayağı tüm kapsayıcı bir şey örnek. Ekstrem bir örnek aslında şeye baktığımızda.
Kısaca biz hani yavaştan artırılmış gerçeklik nedir? Biz nasıl kullanıyoruz? Sanatçılar olarak bizim bugüne kadar ne işimize yaradı? Hep beraber bence potansiyellerini bir irdeleyelim, bir üzerine konuşalım ve sonrasında da beraber workshopumuzla çeşitli artırılmış gerçeklik uygulamaların arayüzlerine bakarak ve dezavantajları, avantajlarıyla, limitleriyle, hangilerinin ne gibi limitleri var, ne gibi limitleri nasıl aşabiliriz gibi dürtüler üzerinden devam edelim. Artırılmış gerçeklik tanım olarak aslında cihazların alan tarama, tanıma özelliğini kullanarak sanal nesneleri gerçek görüntülerin üzerine bindirme süreci. Yani kısacası sanal bir nesneyi var olduğumuz, hani optik retina algımızda hissettiğimiz bütün dünyada bir şekilde bağlayan bir köprü. Hani herhangi bir sandalyede tasarladıysak, bir masada tasarladıysak, bir heykelde ürettiysek bu heykeli telefonlarımız, artırılmış gerçeklik gözlükleri veya tabletler aracılığıyla mekanlar üzerinde deneyimleyeceğimiz bir aslında araç benim için. Ancak şöyle sıkıntıları var şu an, yani dediğim gibi bu bahsettiğim sıkıntılar belki de sadece şu anı ilgilendiren sıkıntılar, bir yıl sonrasını hiç ilgilendiren sıkıntılar olmayacaklar. O yüzden daha böyle öyle bir noktadan bakarsak harika olur. Çünkü yapay zeka bile ilk konuşmaya başladığımızda ne noktadaydık, şu an ne noktadayız? Yani sadece 6 ay içerisinde inanılmaz şeyler değişti dünyada. O yüzden böyle hiçbir şeye kesin yargı gibi bakmayalım. Hep böyle üstüne neler ekleyebiliriz üzerine bakalım. Şu an maalesef AR deneyimlemek için hep internet ihtiyacımız var. Maalesef ki internet olmadan AR uygulamaların çoğu çalışmıyor. Çünkü verileri cloud'dan alıyorlar. Bir şekilde kendi datalarından alıyorlar. Ve bu noktada internet olmadığı bir yerde artırılmış gerçeklik deneyimi yaşayamayabiliyorsunuz. Ya da hazır paket olsa bile aslında bir şekilde daha önce internete bağlanıp o paketi indirmiş olması lazım. Evet. Yani mutlaka bir internet olması lazım. Burada yine şöyle bir parantez açabilirim. Örneğin Ketu'da hamamında biz geçen sene bir sergideydik ve bir işimizde artırılmış gerçeklik vardı. Ama hamam yapısının duvar kalınlığından dolayı içeride internet çok iyi çekmediği için, yani telefonlar da çok iyi çekmediği için biz işimizi izleyiciye aslında çok iyi deneyimletemedik. Bazı insanların telefonları çok iyi sinyal alıyordu galiba. Bazıları deneyimleyebildiler. Bazı insanlar hiçbir şekilde artırılmış gerçeklik deneyimini yaşayamadılar. Yani olur da yine artırılmış gerçeklik üzerine bir sanat eseri inşa ederseniz internetin olduğundan emin olmanız gerekiyor. Çünkü internet olmadan bazı uygulamalar maalesef AR deneyimleri hiçbir yerde yaşatamıyorlar. Hani böyle ipuçlarına da bence böyle deneyimleri paylaşmakta da fayda var. Ayrıca dediğim gibi bir artırılmış gerçeklik uygulaması kullanıyorsak bu uygulamanın telefonumuza veya artırılmış gerçekliği deneyimlememiz gereken cihaza yüklü olması gerekiyor. Bu Instagram'da olabilir, Snapchat'de olabilir, TikTok'ta olabilir vesaire. Yani tüm bu uygulamaların yüklü olması gerekiyor. Şu an uygulama bazında deneyimliyoruz. Ve İzleyici benim için en önemli noktalardan bir tanesi, bu kavram olarak irdelemeyi sevdiğim noktalarından bir tanesi de bu. İzleyiciyi ve kullanıcıyı içine dahil eden süreç ile artırılmış gerçeklik deneyimimiz tamamlanmış oluyor. Kısacası izleyici dediğimiz kişi olmadan AR'dan bahsetmemiz mümkün değil. Çünkü AR her zaman orada olacak belki ama birisi onu deneyimlemedikçe onun varlığından söz edemeyiz. Hani bu noktada izleyiciyle bir şeyleri inşa ediyor olmak, izleyiciyle beraber deneyimletiyor olmak bence en tatlı noktalarından bir tanesi AR'la alakalı. Biz dijital sanat ve AR tanımını daha çok şu şekilde kurguluyoruz. Yani ortamda var olan ve var olmayan nesneleri, şekilleri ve hikayeyi deneyimleme biçimi olarak bakıyoruz. Ve paralel anlatım süreci olarak bakıyoruz. Aynı zamanda da eser ve anlatı etkileşim aracı olarak bakıyoruz. Burada aslında biraz açalım, hani siz neler düşünüyorsunuz AR konusunda? Sizlerle de bir şeyler konuşalım isterseniz. Bahsettiğim gibi stabil bir imajın üzerine yeni bir dil oluşturduğumuzu hayal edelim. Var olan bir Mona Lisa tablosunun üzerinde yeniden bir hikaye anlattığımızı, yeniden bir görsel oluşturduğumuzu düşünelim. Yani burada sizce ne noktada kalıyor? Siz nasıl bakıyorsunuz? Var olan bir eser üzerinde yeniden bir eser kurgulamak konusunda için ne düşünüyorsunuz? Onu hani üzerine biraz konuşursak bence AR konusunda bayağı kavramsal olarak bir şeyleri inşa etmiş oluruz. Sizin için eserin kendisi mi değerlidir, yoksa eserin üzerinde inşa edilmiş bir şeyle beraber deneyimleyince eser farklı bir anlam mı kazanır, yoksa her ikisinde farklı bir deneyim mi vardır sizler için? Bunun için bir fikri olan var mı? Çünkü tamam. Şey noktası bizim için değerli, işte bir iş, bu AR iş dediğimiz noktada, hani sırf AR yapmak için AR yapmak, sırf teknolojiyi kullanmak için kullanmak mı, yoksa bir hikaye anlatacağım, bir yoldan geçiyorum, onun için bazı tool'ları zaten kullanmam gerekiyor ve
kullanıyorum ve onun doğası zaten benim üretimimle çok güzel meç oluyor. Mesela ben öyle bir yerden bakıyorum. Onun için bir hikaye anlatırken yandan paralel AR'la nasıl bir hikaye anlatabilirim? İzleyiciyi bu hikayeye nasıl dahil edebilirim? O kısım beni çok heyecanlandırıyor. Mesela RTVive'la bir şeyler yapacağız. RTVive'da işte bir esere RTVive yaptım. İşte bir görsel app'le baktı, başka bir şey gördü. O göreceği şeyinin tekeli bende. Bu bir koleksiyona da girse ben bunu istediğim zaman değiştiriyor olma hissi de mesela bana çok iyi geliyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz genel olarak AR'la ilgili? Ben başlatmak adına bir şeyler söyleyebilirim. Yani biz uzun süredir müzenin de ekibiyle birlikte İstanbul Modern'in koleksiyonunda AR çatısı altında ne yapabiliriz diye araştırıyoruz, deniyoruz. Bu konuda araştırma yaparken hep aslında sizinle de daha önce konuşmuştuk, şeyi fark ettik yani. Bence söylediğiniz iki şey de çok önemli. Özellikle koleksiyonu daha geçmişe dayalı, arkeolojik ya da en azından hani işte Rönesans döneminde. Yani güncel sanata ya da modern sanata dokunmayan koleksiyonlarda arttırılmış gerçekliği sunmak, olmayan bir eseri yeniden var etmek, yani belli bir parçaları bulunamayan arkeolojik eserleri yeniden var etmek ya da bahsettiğiniz gibi sanatçının derdini daha iyi anlatabilmek için herhangi bir ek yapabilmek adına eğer uygulamalarının dünyada çok iyi örneklerin olduğunu düşünüyorum. Ama bir yandan da işte RTVive'ın yaptığı videoları izlediğimde, yani güncel sanat üzerine ne tip çalışmalar var diye, orada da sanatçının kişisel yaratıcılığını geliştirmek adına çok katkı sağladığını düşünüyorum. Bir müzeye koyduğumda evet benim için hikaye her zaman daha önemli. Müzenin bir koleksiyon hikayesi olabilir, işte tematik bir sergisi, o temanın hikayesi ön plana çıkarılmak için olabilir. Ama bir yandan da çağdaş sanatta da gerçekten sanatçının kendi yaratıcılığını geliştirmek ve bir yandan da işte bu hep konuştuğumuz katılımcı sergi deneyimini geliştirme açısından çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çok fazla şeyler sağlıyor, sağlamaya da devam edecek gibi gözüküyor. Dediğiniz gibi keşke daha rahat, işte bu internete bağlanma sorunları, işte o telefonla olan savaşlar olmasa daha iyi olur. Ben şeyi de çok seviyorum bu arada, mekan hacklemeyi çok seviyorum. Tabelalar hacklemeyi, posterler hacklemeyi, hani bu hackleme konusunda da böyle dünyada çok güzel, RTVive'ın blogunu takip ederseniz acayip iyi şeyler var. Özellikle sokak sanatı konusunda. İşte sokak sanatçılar eskiden birbirlerinin çalış grafitilerin üstlerini spreyle boyarlardı, çeşitli müdahaleler yaparlardı. Şimdi artırılmış gerçeklikle çeşitli müdahaleler yapıyorlar, böyle politik müdahaleler yapıyorlar, ilginç müdahalelerde bulunuyorlar. Garip bir böyle şey, hackleme savaşına da dönüşmüş durumda. Hani o imajları hackleme, imajlar üzerinde yeniden bir şeyler anlatma konusunda bunu albüm kapak çok yapıyorlar, posterlere çok yapıyorlar şehir içerisindeki. O noktada biraz sansür mekanizmasının da ötesine geçilebiliyor. İşte görünen görünmeyen arasında bir bağ kurarak onun da ötesine geçebiliyor. O noktada yine AR tanımımda yine bunlardan da bahsediyorum sürekli bir şekilde. Ben de bir şey tabii istiyorum. Sadece sanatçı tarafında değil, izleyici tarafında da hayal gücünü çok destekleyen, anlamda esnek düşünebilmeyi destekleyen ve hani sanki işte başka bir frekansa geçiyoruz, başka bir gerçekliğe geçiyoruz. Ama o biraz önce sizin dediğinizi bağlayan bir şey söyleyeceğim. Orada yani o başka bir gerçeklikte karşımıza çıkan şey gerçek dünyayı da etkileyebiliyor. Yani öyle bir geçişkenlik etkisi var artırılmış gerçekliğin. Bilmiyorum iyi ifade edebilirim. Evet, anladım. Ama, çok evet. Tam. Belki gerçekliğin ne olduğunu sorguluyor olacağız biraz daha çok yani hayatımızın bir parçası haline geldiğinde. Hem sanatçıyı hem izleyiciyi başka bir frekansa taşıyor. Ve o frekansta aslında gerçek hayatta olmayan bazı kurguları görüyoruz. Ve o günün sonunda gerçeği etkiliyor. Evet. Aslında o anlamda hani çok güçlü. Çok doğru bir nokta evet. Gerçekten de. Teşekkürler katkılar için. Senin de bahsettiğin gibi aslında müzelerde çoktan şey olarak kullanılmaya başlandı ve bu benim çok hoşuma gidiyor. İşte arkeolojik bir nesne, yarım kalmış bir nesnenin bütün halini hızlı bir şekilde görebilme noktasında bunu bazen müzeler işte yana ekranlar koyarak da yapabiliyorlar. Ya da işte müzenin sergileme biçimi
el vermiyorsa buna veya teknolojik altyapısı buna yardımcı olmuyorsa artırılmış gerçeklikle de böyle çok kolay bir şekilde işte kırılmış bir buradaki örnek tabii biraz şey bir örnek, hani çok büyük bir örnek ama ölçek olarak yine de bence bir bütünü görebilme dürtüsüyle yaklaşınca çok böyle verimli bir şeye dönüşebiliyor. Üzerine bilgi eklenebiliyor. Biliyorsunuz ki müzeleri çoğu zaman ne yaparız? Danışmadan bir kulaklık alırız ve o kulaklıkla gezmeye başlarız. İşte bir numaralı eserin önüne geçeriz ve bir numaralı eser hakkında bilgiler ediniriz. Ve bunu daha çok sesle yapıyor oluruz. Artırılmış gerçekliğin içerisinde zaten ses dahil. Ekstradan bir de görüntü bindiği noktada belki de müzeler için özellikle, özellikle hani informatif müzeler için çok değerli bir şey olacak. Çünkü belki bir yağlı boya tablodaki bir fırça detayına odaklanmamız gerektiği noktada belki sadece o tablonun o noktası gözümüzün önünde büyüyor olacak ve oranın detayı üzerine bir şeyler, bilgiler sesli bir şekilde ve animasyonlu bir şekilde deneyimliyor olacağız. Hani böyle birçok müze yavaş yavaş artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla sanat tarihi adına bilgiler vermeye başladılar. Bahsettiğim gibi bence artırılmış gerçeklik yeni bir hikaye anlatım biçimi. Hani asla geçmişi yok eden bir şey değil. Paralel bir hikaye anlatım biçimi ve deneyimcisine görünenin ötesinde bir anahtar sunuyor. Bu şeyi de çok seviyorum. Hani anahtar sunma olayını da çok seviyorum. Dediğim gibi hani izleyici olmadan aslında oradaki bilgiye ulaşmanın hani imkansızlığı var burada. Her yerden ulaşılabilir. Sanatı mümkün kılar noktasını çok seviyorum. Özellikle video sanatçılar için çok bence verimli şeylerden bir tanesi. Çok yakın bir zamanda biliyorsunuz bir saatte benim bir sergim olmuştu. Ve bu daha çok video ağırlıklı bir sergiydi. Serginin kataloğundan hala şu an kataloğu edinmiş herkes videoları izleyebilirler artırılmış gerçeklik sayesinde. Ben bunu ilk defa 2019'da hamam sergisiyle yapmıştım. Hamam sergisindeki katalogdan hala hamamdaki videoları izlemesi mümkün bir deneyimcinin. Hani sadece kataloğun üstüne RTVive app'la bakması ve o videoları yeniden deneyimlemesi mümkün. Bu noktada video art için sadece LED ekranlara ihtiyacımız varken bunu sergileme konusunda artık telefonlarımızın ekranı da bir katalog üzerinden bir ekrana dönüşebiliyor. Ve bence bu özellikle video alanında çalışan sanatçılar için çok verimli şeyler olacak. Bence heykel alanında çalışan sanatçılar için de çok verimli noktalardan bir tanesi. Genellikle işte sergi kataloglarında veya basın bültenlerinde heykel dediğim şey bir fotoğraftan ibaret. Oysa heykel 360 derece deneyimlenince bize daha etkileyici gelen şeylerden bir tanesi. Bu noktada yine RTVive artık 3 boyutlu çalışabiliyor ve heykelinizin belki de 3 boyutlu bir modelini direkt görselinizin üzerinde deneyimciye hani oturduğu herhangi bir yerden deneyimleyebileceği bir ölçekte sunabilirsiniz. Çok böyle faydalı olduğunu düşünüyorum. Bahsettiğim gibi eğer uygulamaları hani gerçekten var olan imajı bence bütüne tamamlıyor. Bu noktada çok değerli. Mimaride, iç mimaride, tasarımda, bence bütün tasarım sektörü, yani tasarımı içine alan bütün sektörlerde çok kapsayıcı olacağını düşünüyorum özellikle. Bahsettiğin gibi senin de fiziksel dünya ve sanal arasındaki geçişi deneyimlemek için harika bir araç. Ve dediğim gibi hikayenin deneyimi tamamlanması için sanatçının her zaman size ihtiyacı var ya da işte o eserin size ihtiyacı var. Hızlıca tarihçesine bakalım. Tabii artırılmış gerçeklik biraz başlangıçta hala bence şu an zaten işte karma gerçeklik diyoruz, mixed reality diyoruz, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik biraz böyle o sanal nesneleri deneyimleme biçimlerimiz arada sırada karışabiliyor. Bunun böyle tarihine de baktığımızda biraz karıştığını çok böyle net bir şekilde görebiliyoruz birçok kaynakta. Çünkü özellikle sensör ama her ne kadar bir sanal gerçeklik uygulamasıymış gibi çıksa da sanki böyle ilk VR gözlükmüş gibi anlatılıyor olsa da bence içerisinde koku da olduğu için, içerisinde hareket de olduğu için ve farklı deneyimler olduğu için bence artırılmış gerçekliği de kapsıyordu kendi içerisinde. Sensör ama şöyle bir makinaydı ve izleyici aslında stratoskopik bir imajla bir şehir içerisinde bir bisiklet sürüyordu, bir bisiklet deneyimi yaşıyordu. Ve bunun içerisinde koku, titreşim ve benzeri çeşitli örnekler var. Tabii ki çok büyük bir cihazdı bu, herkesin evlerinde ulaşabileceği bir cihaz değildi. Bu yüzden ben biraz sensör olmaya sadece sanal gerçeklik aracı gibi değil, biraz bir yandan artırılmış gerçeklik aracı olarak da bakmayı seviyorum. Yine ama sanat olarak tabii ki de bizim daha çok şeyimiz, odağımız sanat olacak olursa ilk işlerden bir tanesi 75 yılında Video Place. Birazdan örneğini göreceğiz Video Place'in. Ve sonrasında da bir Dancing in Cyberspace isimli Julie Martin'in yaptığı, 94 yılında yaptığı bir tiyatral bir performans aslında. Ve diğerlerine yine baktığımızda aslında AR Toolkit'le de yapılmış sanat eserlerinin var olduğunu görüyor olacağız. Ve diğer uygulamalarda da bir takım örnekleri deneyimliyor olacağız.
Video Place şöyle bir iş. Nedense görsel bulunamadı diyor. İnternetle alakalı olabilir mi? Tamam bakayım. Aslında şu an burada görseli var. Şu an açık. Açık mı? Tamam. Sunumu yenileme. Bir şöyle yapayım. İlk böyle çıkan isimlerden birisi Marion Kruger's Video Place isimli bu çalışması. Aslında günümüzdeki artmış gerçeklik tanımıyla hiçbir şeyi yok, benzerliği yok. Ama yine de burada da fiziksel bir deneyimcinin ekran karşısında yeni yüzeyler oluşturuyor olması açısından artmış gerçeklik örneklerinden biri olarak yorumlanıyor ve 1974 yılında şey yapılıyor. Oysa kelime olarak hani artmış gerçeklik kelimesini ilk defa Boeing tasarımcılarından Tom Cowder ve David Miza isimli kişiler kullanıyorlar artırılmış gerçeklik olarak, yani terim olarak. Ama yine de baktığımızda sanat tarihine Marion Kruger'ın bu işi de artırılmış gerçeklik örneği olarak bizlere sunuluyor. Yine dünyada ilk kullanan dergilerden bir tanesi Esquire Magazine. Onlar da şöyle bir tabii şey yapıyorlar. Bilgisayarın kamerası aracılığıyla deneyimlenen bir dergi kapağı oluşturuyorlar. Sesini birazcık açayım. ...2004 yılından bugüne tabii ki de bence şey hani çok öncü ve QR kodla bakın gördüğünüz gibi erişilebilen bir yapı var. Yani çok değerli örnekler bunlar. Çünkü şey de denilebilirdi, biz hep böyle bir ekrana işte bir şey tutacağız da öyle mi aktif olacak, öyle mi devreye girecek diye denilip hani önü kesilebilirdi bu teknolojilerin. Hani bütün bunlar olmadan da çok böyle deneyime dair değerli örnekler tüm bunlar. Okuyucunun yine bir deneyimciye dönüşmesi açısından da bence oldukça keyifli örnekler. Moda çekimi için de, ben de moda çekim tarihi için de çok değerli örnekler. Hani aradan kaç yıl geçmiş, yeni yeni böyle daha popüler bir şey olmaya başladı. O yüzden bu önce örnekle çok hoşuma gidiyor. Yine diğer şeylerden bir tanesi, çok değerli app'lerden bir tanesi Metin Unframed AR Experience'ı. Experience that allowed people to walk the halls of the Met using any smartphone. 30,000 square feet of digitally rendered museum space were used to create 13 never-before-seen galleries. Engaging art challenges and immersive 360-degree environments allowed visitors to get closer to the art than ever before. And thanks to Verizon 5G Ultra Wideband, you could watch artwork come to life. Plus, people could take art off the Met's walls and bring it into their own homes. Using the latest in augmented reality, all without an app. How is all this magic brought to life? Technology, innovation, and teamwork. Verizon brought their software design, 5G technology, and a deep understanding of consumer behavior on mobile devices. The Met provided curators, staff photographers, archivists, and decades of institutional knowledge about the world's most famous works of art. Working together with digital artists at Unit 9, they completed an extensive survey of the museum to capture details of not only the artwork, but also the architecture of the museum itself. By combining this new footage with thousands of scans from the archives, they were able to transform them into 3D objects and spaces with WebGL and WebAR. And they did it all without ever meeting in person. The results were inspiring. Ultimately, the Met Unframed reopened one of the world's most incredible art collections. In a time when the world needed it most, but this wasn't just a singular tool for an unprecedented situation. It was a reminder that we're capable not only of enduring difficult times, but thriving in them. The Met Unframed showed the world that timeless art and cutting-edge technology can work together to open new doors, unleash innovation, and bring beauty and meaning to new audiences, no matter what the future holds. Aslında Unframed'de bir müzenin hani koleksiyonunu deneyimci için, belki de işte çocuklar için, belki de sadece şey anlamda bir profesyonel
anlamda olmasa da şey için değerli bir hale getiren app'lerden bir tanesiydi. Hemen bir sonraki şeye de bakalım, örneğe de bakalım. Hans Richter, çok gerçekten acayip iyi bir iş bu. Çok sevdiğim çalışmalardan bir tanesi, AR çalışmalardan bir tanesi. Bu da 2013'te. Bir 21 saniyelik fotoğraf çekilecek de. Burada da gördüğünüz gibi bir tablete ihtiyaç var. Ve tablet olmadan aslında hani o video art deneyimi ve o konstrüksiyon deneyimi pek gerçekleşemiyor. Ve sadece bu tabi hani deneyimcilerin herkesin kendine yükleyeceği bir şey gibi değil. Sadece müzenin verdiği şeylerle deneyimlenen çalışmalardan bir tanesi. Birazdan Hoverlay'de bu şeyi göreceğiz. Bu Hoverlay ile çalışan çok değerli sanatçılardan bir tanesi Casey Farina. Acayip iyi bir kinetik yerleştirmesi var. Bir göz atalım isterseniz. Kısa sürecek bu da. Çok kısa. O da çanlarla ölen bir sesle keeping time. This work was motivated by my changing relationship to the passage of time over the past year. The bells and orbital objects travel along circular paths at varying speeds to form interlocking visual and musical patterns. The inspiration for these patterns comes from the colotomic structure of Southeast Asian gamelan music. Look all around you as the piece begins, and then turn your attention to the sky as the structure continues to build above you. Thank you for taking the time to experience this work, and you can find more of my art by clicking on the links below. Thanks. Hoverlay'den zaten bahsedeceğiz. Hoverlay'in şöyle bir avantajı var. Orada lokasyon pinleyebiliyorsunuz. Böylelikle app yüklüyse sizde o işte atıyorum 100 metre bir alan seçtiniz. O alana girince app size bildirim veriyor. Burada bir eğer etkileşimde bulunabileceğiniz bir şey var diye. O da çok keyifli. O da gösteriyor oluruz. Bir area'ya da bir göz atalım isterseniz. Can Büyükberber'le biliyorsunuz onunla bir iş birlikleri olmuştu. Aeron'da yine arayüzünden birazdan bahsedeceğiz. Hani örneklerle bir görmüş olalım dedik. Bazı şeyler de tabii promote edilirken biraz çok güzel edilebiliyor. Aslında hani gerçekte var olmayan şeylerin de bir altını çizeceğiz birazdan. ITVive'dan da hızlıca bir bahsedelim. Şöyle bir görüntüsünü görelim ve şey yapalım. Yeni bir deneyimci kitlesi aslında oluşmuş oluyor. Yani zaten konserleri hep böyle telefonlarımızla izlemeye başlamıştık. Biraz artık eserlere, çalışmalara, görüntülere, illüstrasyonlara da sanki böyle sürekli telefonla bakan bir kitle doğuyor.
kamusal alana dair çok böyle verimli şeylerden bir tanesi. Artı Vayvan hatta Viyana'da sadece sokak sanatıyla alakalı turları var. İşte sokak turları var. Belirli noktalardaki sokak sanatı işlerini artırmış gerçeklikle böyle animasyonlarını deneyimlediğiniz ilginç turlar vesaire de düzenliyorlar. O haritaya da yine web siteleri üzerinden ulaşabilirsiniz. Yine şeye bakalım hani çeşitli farklı. Bu arada şey yani bence Will Pappenheimer da artırmış gerçeklik üzerine çok kafa yoran, çok kavramsal olarak çok iyi net bir şekilde kullanan sanatçılardan bir tanesi. Başka çalışmalarına da bakmanızı öneririm. Özellikle oyun tasarımı, işte machinima konusunda da çok verimli çalışmaları var. Burada da çok sevdiğim aslında o uçakların arkasından böyle bulutlarla yazılar yazılır ya bir şeyler olur. Öyle bir çalışması var. Çok artırmış gerçeklik olarak en sevdiğim işlerden bir tanesi. Ona bir şöyle göz atalım isterseniz. My answer to that is all of art at some level is an augmentation. It's adding something to the world that is your vision. Some of the different kinds of things that I've been interested in are the idea of you being able to change the world, to add to the world, and that would be the sort of more interactive projects. Bu çalışması çok tatlı bir çalışma. Kamusal alanda gerçekten de aslında bütçelerle bile olsa asla yapılamayacak bir projeyi gerçekleştirme şansı veriyor bizlere. Bahsettiğim gibi hani örneklendirme açısından dünyada başka sanatçılar nasıl kullanıyorlar hani örneklendirme açısından değerliydi. Sonra da hayatımıza Snapchat girdi biliyorsunuz. Snapchat'le beraber
bir şekilde filtreler deneyimlemeye başladık. Büyük ihtimalle Meltem'le de değinmişsinizdir Meltem'in workshopunda. Snapchat filtreleri bir anda dünyada çok popüler oldu ve artık yüzlerimize makyajlar yapmaya başladık. Farklı canlılara dönüşmeye başladık. Daha böyle akışkan kimliklere bürünmeye başladık bence. Çok değerli şeyler oldu. Snapchat'in de Jeff Koons'la bir işbirliği oldu 2017 yılında. Kamusal alanlarda deneyimlenebilen ve böyle çevrenin map'ini de kendi üstüne, hani o Jeff Koons'un reflektif çok yansımalı heykellerini herhangi bir yerde deneyimlerken çevresini de böyle üstüne yansıtabildiği çok değişik bir heykel deneyimi yaşamış oldu insanlar. İşte balonlar, havada uçuşan işte o köpek balonları vesaire gibi şeyler. 2017 yılında bence yine değerli, sanat tarihi adına da değerli adımlardan bir tanesiydi AR'ı deneyimleme şeyine. Bu geçen senenin verileri ama yine de şöyle bir bakmakta fayda var. Yani aradaki çıkışa bakmakta bir fayda var. Yani 2018 yılında 11 milyarken bütün artırılmış gerçeklik pazarı şu anda 60 milyar 550 milyon dolara çıkması hedefleniyor. Yani tüm dünyada inanılmaz büyük yatırımlar yapılıyor. Baktığımızda en çok retail, ya yani mağazacılıkta, marketlerde işte yer fitting rooms'lar vesaire, işte değiştirme kıyafet konusunda çok fazla şeyler olacak. İşte sanal mağazalar en çok kullanılan şeylerde görünüyor. İkinci sırada şey var. Eğitim sektörü var. Emlak sektörü yine çok şey olan sektörlerden bir tanesi. Ama böyle ilk alt sektöre baktığımızda işte turizmin, kültürün, lojistiğin ve sağlık sektörünün böyle en yoğun olduğunu yani görebiliyoruz net bir şekilde. Bunlar da dünyada yine ilk geçen yılın verilerine göre artırılmış gerçekliği en çok, işte üzerine en çok app'ler yazan firmalardan bir tanesi. Firmalar daha doğrusu. Bahsettiğim gibi kozmetik sektörü çoktan giriş yaptı. Artık böyle herhangi bir makyajı, ruju, ürünü cilt tipimize göre deneyimleyebiliyoruz. Mobilya sektörü IKEA ile beraber giriş yaptı. Şu an IKEA'nın bütün kataloğunu evlerinizde deneyimleyebiliyorsunuz. Ölçeği hiçbir şekilde değişmeden mobilyanızı herhangi bir rota belirleyip, yani bir konum belirleyip orada deneyimleyebiliyorsunuz. Bahsettiğim gibi tasarım sektörüne çok büyük şeyleri var, katkıları var. Bir bina bitmeden inşa edilmiş halini görebiliyorsunuz. Bitmiş halini görebileceğiniz çeşitli örnekler görebiliyorsunuz. Oyun sektörü de yine artırılmış gerçekliğe doğru kaymaya başladı. Pokemon Go dünyada inanılmaz büyük bir ses getirmişti. Herkes Pokemon Go yükleyip işte sokaklarda bir anda artırılmış gerçeklikle işte bir şekilde Pokemon topları yakalamaya başlamışlardı. Değil mi? Pokemon böyle şey, onları avlıyorlardı, bir şeyler oynayan alıyorlardı. Var mı burada? Ben bayağı Kadıköy'de böyle rıhtımda sürekli Pokemon avlıyordum, deli gibi oynuyordum. Yine çocuk kitapları dönüşmeye başladı. Çocuklar için böyle çeşitli deneyimler oluşmaya başladı. Çok keyifli çocuk kitapları var. Bence illüstrasyonların hareketlendiği, üç boyutlu hale geldiği oyunlar vesaire var. Bahsettiğim gibi mağazacılık sektörü, endüstri, sağlık sektörü yine çok böyle gelişecek şeylerden bir tanesi. Google çok büyük yatırımlar yapıyor. Google'ın aslında artırılmış gerçeklik gözlükleri çıkmıştı. 2019'da San Francisco'da deneme şansı yakaladım. Hala neden piyasaya sürülmediği konusunda birçok bilgiler var. Hani hem beyne yaydığı ısı konusuyla ilgili sağlık çalışmaları devam ediyordu. O zamanlar konuşma. Mahremiyet, sürekli özel hayatlarımızın kayıt altına alınmasıyla alakalı çalışmalar devam ediyordu. Sanırım biraz bunlardan dolayı piyasaya sürülmüyor diye bir bilgiler duymuştum. Bu bilgiler ne kadar hani dedikodudur, ne kadar doğrudur bilmiyorum ama gerçekten de gözlüklerle sürekli kayıt altına aldığımız bir dünya önüne nasıl geçilir çok bilmiyorum hani o noktada. Google'ın tabii şeyi çok gelişmeye başladı. Şu an Google'ın search'üne bir köpek yazdığınızda size köpeğin 3 boyutlu bir formatını veriyor ve mekan içerisinde deneyimleme şansı veriyor size. Tekstürleri çok gelişmeye başladı. Geçmişte çok kötü tekstürler deneyimliyorduk. Şu an çok realistik tekstürler deneyimlemeye başladık. Google'ın Arts and Culture'ında da yine bir sürü sanat tarihinden eserler, objeler, heykeller, uzaya dair bir takım şeyler, çok fazla kategoriler altında artırılmış gerçeklikle deneyimleyeceğiniz şeyler mevcut, sanal nesneler mevcut. Sadece şu ikonu tıklayıp Weave in Augmented Reality demeniz yeterli. Sonrasında bir alan taramanızı istiyor ve bu taradığınız alanda da görüntüyü, sanal nesneyi bindiriyor kolay bir şekilde. Google tabii diğer app'lerden bağımsız olarak şunun önüne geçti. Birazdan göstereceğim şeyin önüne bayağı iyi bir şekilde geçti, yani hepsinden önce olarak. Gördüğünüz gibi şu an burada nesneyi denerken çevresiyle iletişim kurabiliyor. Bu çok önemli bir şey. Diğer türlü şöyle bir sorun oluyordu. Hemen onu göstereyim.
gördüğünüz gibi şurada hani derinliği çok net algılayıp o derinliğe göre kendini konumlandırabiliyor. Geçmişte şöyle bir sıkıntı vardı. İşte occlusion dediğimiz bir sıkıntı vardı. Geçmişte sanal nesneleri nereye koyarsak koyalım onlar hep böyle bir havada hareket ediyorlardı. Yani çevresiyle bir bağ kuramıyorlardı. Günümüzdeki AI uygulamaların çoğu yavaş yavaş çevresiyle derinliğe göre iyi bir bağ kurmaya başladı ve buralarda biraz daha kendini işte şeffaflaştırabiliyor, yok edebiliyor, arka tarafta daymış gibi durabiliyor ve bu bize daha gerçekçi bir deneyim sağlamış oluyor. İşte şu an yani Karaca'nın bile web sitesine girseniz, Karaca'dan bir bardak satın almak isteseniz aslında artırmış gerçeklikle size o bardağı deneyimletiyor. Yani yavaş yavaş işte Arçelik, Karaca, Türkiye'den aklıma firmalar başka gelmiyor ama çok fazla işte ayakkabı firmaları artırmış gerçeklikle ürünlerini deneyimletmeye başladılar. Bu kadardı deneyim paylaşımımız. Teşekkürler katılımınız için. Sağ olun.